Merhaba mobil severler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni güncelleme notlarına bakacağız. Yin yeni kahraman, yeni suikastçı metası, amblem değişikliği, bufflar, nerfler, yeni kostümler ve daha bir sürü şey. Videoyu dikkatlice izle. Hepinize iyi seyirler diliyorum kral. Şimdi yeni kahramanımızdan başlıyoruz arkadaşlar. Hero'muzun rolü büyücü kitle kontrol. 4 tane yeteneği var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir yeteneği skilllerini değiştiriyor. Bakın şu şekilde ilk yeteneğini kullandığınızda sıfır bekleme süresi direkt yeteneklerini değiştiriyor. Şimdi bu yeteneklerin ne işe yaradığını zaten göstereceğim. İlk yeteneğinden başlıyoruz arkadaşlar. İlk yeteneğe yayılım, ee, öne doğru yang enerjisi kullanılır ve 400 artı %22 büyü saldırı hasarı verir. Bak şimdi şöyle öne doğru bir şey atıyor. İşaretliyor 5 saniye sürüyor ve hasar veriyor arkadaşlar görüyor musunuz? Yalnız bunun için bak tek atalım. Bir tane de hasar vermiyor. Gördün mü? Eğer iki tane olursa sürekli hasar veriyor. Bak yandakine de attım. Bir görüyorsun. Sürekli hasar veriyor kral. Şuraya bir bot daha attım. Şunu attım. Şunu attım. Bak şu an sürekli hasar veriyor. Görüyor musun? Böyle bir özelliği var. Ee, daha sonra eğer İki yetenek ters düşerse yani ters dediği bir mor bir de sarı olursa rakip stanyıyor. Bak gördün mü? Bir saniyeliğine ikisini yaklaştırıp stan atıyor. Üç tane olursa üç yiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani ikisi farklı biri farklı olursa bunu attım. Bunu attım. Bunu attım. Gördün mü? Üçü de stanyıyor. Yani yetenekleri ters düştüğünde direkt stun atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bir diğer yeteneği. E W'sü. Arkadaşlar bu da sürekli hasar veriyor. Mor moddayken böyle. Daha sonra sarı modda bak bunda da sürekli hasar veriyor da sanki morun hasarı daha yüksek gibi. Bir bakalım ona. Kral. Bakalım. Yok. Aynı. Hasarlar aynı. İki yeteneğinde dönüşmüş halinin hasarı aynı kral. Peki bunun özelliği ne? Onu göstereyim. Bak şimdi. Ters düşme bunda da oluyor. Şimdi sen buna sarı attın. Buna sarı attın. Sonra sarı attığında herhangi bir şey olmuyor. Görüyorsun değil mi? Ama eğer bir sarı bir mor atarsan direkt stun. Toplu stun atıyor arkadaşlar bunda da. Şimdi bunu attım. Bunu attım. Daha sonra mora çektim. Şuraya koydum. Gördün mü? Ona stun attı. Diğerini tutturamadık. Bak. Gördün mü? Bak bunu ben de yeni gördüm. Eğer şeyse yani bak mor şuradaysa diyelim ki mor veya sarı. Sen bunu bununla ittirdin. İttirmiyor. Cık, dur olmadı dur. Ben onu ittireceğim şimdi. Şunu şuraya koyalım. Sarıya çevirdim, ittirdim. Öldü. Olmadı. Tekrar deneyeceğiz. Şöyle koyalım. Şuraya koydum. Mora çevirdim. Direkt ortaya stun attı. Gördün mü? Sanki ittirmiş gibi. Kaç tane olursa olsun, isterse 2 3 tane olsun. Sen kaç taneye atarsan at. Bak biraz hızlı olmak lazım. İkisini birleştirdi. Uf. Evet. Yani sen sarı attıkça morsa içine çekiyor sürekli. Sarıysa morun içine çekiyor. İkisini stanladı. Evet. Yani biraz bekleme süresi kasmanız lazım. Seri olmanız lazım. Biraz da elinizin iyi olması lazım. Tamam mı? Bu şekilde. Yani eğer ee, şunun içinde ise sarı atarsan adamları stanlıyor yani kısacası. Bak. Gördün mü hepsini? Burada rakip 5 kişi diyelim. 5 kişiye de yapıyor mu ona da bakalım. Ee, herhangi birine stan attığında direkt hepsini stanlayacak büyük ihtimalle. Bunun içindeler. Mor attım. Evet, 5'inde stanlıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Mükemmel. Yani gerçekten iyi bir şey. Hem de topluyor Bir de flame shotla ittirmeyi deneyelim Oluyor mu ona bakalım Şuraya Şuraya koyalım Cık. Olmuyor Flame shotla ittirdiğinizde olmuyor arkadaşlar Yani yetenek kendisi gitmesi lazım Adam flame shotla ittirdiğinde olmuyor Yani şunu denedim Hani böyle bunu flame shotla ittirince oluyor mu diye olmuyor gördün mü Sadece yeteneğin olması lazım Ultisi bence en muazzam, en güzel yeteneği. Arkadaşlar takım arkadaşlarını istediğiniz yere ışınlayabiliyorsunuz. Bak şimdi buraya e, bizim 5 tane, 4 tane bot koydum. Bunlar benim takım arkadaşım. Şimdi ultiye tıkladığınızda bu seviyeye bağlı olarak alanı büyüyor. Yani ilk seviyedeyse daha küçük, ikinci seviyedeyse daha yüksek. Şimdi aynı yere gidip geri geleceğim. Bak şimdi buraya ışınlayabiliyorum şu anda. 3 saniye e, adaptasyon süresi var. 3 saniye şey olması lazım. 3 saniye bekliyor. Seviyeyi sıfırlayacağım. Şimdi max seviye yapacağım. Ultiye bir kere vereceğim. Geri oraya gitmeyecek bak. Daha küçük alana gidecek. Görüyor musun? Oraya ışınlayamıyorum. Ben şuradaydım. Biliyorsun kral ben ta buradaydım. Kulenin önüne kadar ışınlayabiliyorum en fazla. Görüyorsun değil mi? Seviyesi ne kadar yüksekse bu yeteneğinin o kadar ileri ışınlıyor. Bak şuraya gidelim. Şu anda bekleme süresini şey yapıyorum. Buraya kadar geri gidebiliyorum. Bak şimdi. Ultinin seviyesini yükseltiyorum. Bak yere iyi bak. Şuradan tıklayabilirsem bak. Gördün mü? Seviyesini atlattıkça ışınlama alanım yükseldi. Yani daha geriye ışınlayabiliyorum. Gördüğün gibi. İstediğin yere ışınla kral. Herhangi bir sınırlama yok. Daha sonra ben ışınlarken içinde olmasam. Sıkıntı olur mu abi? Olmaz kral. Olmaz. Nasıl olmaz? Bak şimdi. Ben takım arkadaşlarımı şuraya ışınladım. Kulenin altına atmak istedim. Pisliklik değil mi? Pislik bir insanım ben. Sonra bunun içinden çıktım. Onlar gitti. Gitmedi. Ama ben bunu denemiştim. Gitmişti. Olmuyor. Hayret. Evet, yapamıyormuşuz. Pisliklik yapılmıyor arkadaşlar. Pislik olmayın. Cık, olmuyor. Evet. Bunu denemiştim ben. Olmuştu ama şu an olmadı. Neyse. Evet, niye olmadı? Çünkü bunlar düşman bot arkadaşlar. Benim hatam özür dilerim. Normalde olması lazım. Çünkü ben önceden kendim kontrol ediyorum, sonra size söylüyorum arkadaşlar. Bak. Git onlar pislikliğini buraya atabiliyorsun kral gördün mü rakibi kule altına atabiliyorsun olabilir hatalarım olabilir umarım beğenmişsinizdir kahraman tanıtımını böyle arkadaşlar hironun özelliklerine de bakmak isterseniz şöyle bir açayım ben size anlattım zaten e, bütün hepsini detaylı bir şekilde anlattım buradan da görebilirsiniz arkadaşlar büyü hasar yani şu itemi de çıktığınızda zaten ilk önerilen item bu arkadaşlar parlayan asa. sebebi de şu e, sürekli hasar verdiği için yani şöyle bunu attığınızda sürekli yakıyor hepsini gördün mü daha fazla hasar vermek için bunun yakması ekstra hasar veriyor 78 kendi vuruyor 71 yakması vuruyor arkadaşlar o yüzden tamam mı devam edelim kral polpol ve kupa'nın karakter giriş ekranı değiştirildi arkadaşlar eskiden sadece polpol vardı artık kupa da var bak şimdi artık böyle oldu. Gördün mü? Bu hiroda yani bu kahraman Nisan'da gelecek arkadaşlar ve Nisan'ın 10 ile 15 arası tamam mı? Ya onun da gelir işte ya 11 ya 12 bu aralıkta gelir tamam mı krallar? Buff'lar nerf'ler. Terizla. Terizla buff yedi arkadaşlar. Terizla'nın ultisinin yavaşlatma etkisi şu anda her seviyede %20. Yeni haliyle birinci seviyede %20 olacak arkadaşlar. İkinci seviyede yüzde 25, üçüncü seviyede yüzde 30 olacak. Yani yavaşlatma etkisi seviyeye göre artacak ultisinin seviyesine göre. Angela'da da efekt düzeltilmesi yapıldı arkadaşlar. Skill efektleri değiştirildi. Suikast hamleminde ödül avcısı Bafya'da arkadaşlar. Şu an orijinal sunucudaki hali böyle. Yani her rakip öldürdüğünde 80 ekstra altın veriyor. Yeni haliyle bir düşmanı yok ederek %40'ı kadar ekstra altın kazan. En fazla 15 kere tetiklenir. Arkadaşlar eğer rakip feeder bir adam 5 kere 10 kere öldüyse ve hiç kill yoksa bu adam sana altın vermeyecektir ekstra. Ama eğer rakip normal bir insansa yani fitlemiyor normal oynuyorsa zaten minimum 200 altın veriyor. Bunun %40'ı 80 yapar. Kasmışsa 500 altına kadar verebiliyor. Yani Adam 10 kili var. Hiç ölmemiş. Bu adam kesersen 500 altın verir. Bunun %40'ı da 200 yapar. Eskisine göre 2,5 katı fazla altın verir. Yani dediğim gibi feeder'lara karşı ödül avcısı bir işe yaramayacak. Ama kasmış adam kesersen veya normal adam kesersen daha fazla altın alacaksın eskisine göre. Şimdi kral yarın yeni sezon başlıyor biliyorsun. Sana bütün elmas yüklediğinde kazanabileceğin her şeyi göstereceğim. Çok önemli bir gün. Çok fazla etkinlik gelecek. Hızlıca geçeceğim. Bak şimdi. Sezon sonu ilk yükleme etkinliği. Lolita'nın kostümü. 50 elmasa bu kostümü alabileceksin. Herhangi bir miktar elmas yüklediğinde de çerçeveyi alacaksın. Evet. Bruno'nun biliyorsun yeni süper kahraman kostümü var. Yarın bunun etkinliği gelecek. Oyuna giriş yap. Bir tane bilet. Daha sonra sıralık klasik kulüp gir. Bir tane de bilet öyle alacaksın. Bir tane de ön siparişten 3 tane bedava bilet kesin alacaksın. Yani o çarkı çevirmen için. Her bilet o çarkı bir kere çevirmen demek. Tamam mı? 50 elmas yüklersen 8 tane alacaksın. Toplamda 11 olacak. 100 elmas yüklersen 9 tane de alacaksın. 20 kere Bruno'nun Epic Skin çarkını çevirebileceksin. Yani süper kahraman. Bu ne demek biliyor musun? Sen 100 elmas yarın yüklersen Bruno'nun o yeni süper kahraman kostümünü bile kazanabilirsin demek. Ya da en kötü ihtimalle iki tane oradan ödül alırsın. Tamam mı? Daha sonra işte 50 elmas o yerde çarkta harcarsan iki tane daha veriyor. 200 elmas harcarsan sana iki tane daha veriyor. 500 elmas harcarsan da 6 tane daha veriyor. Çok güzel bir etkinlik. Yarın gelecek görürsün. Muhakkak 100 elmas yüklemeni tavsiye ederim. Hem çerçeveyi de alırsın. Daha sonra bu etkinlikte elmas yüklemeni istemiyor arkadaşlar. Klasik sıralı gir işte e, oyuna giriş yap. Böyle size şey verecek yeşil bir şey verecek. Daha sonra bunlarla da kahraman parçası ve premium parçayla değiştirebilirsiniz. 2 kere alıyorsunuz yani 30 tane biriktiriyorsunuz. 8 8 2 tane alabiliyorsunuz. M1 kostümü. Biliyorsun Aldus'un M1 kostümü var. Aynı onun gibi M1 sezonu başlıyor. Yani turnuvalar başlayacak, maçlar olacak. Bunun kostümü de harita gelecek arkadaşlar. Bu gördüğünüz kostüm çerçevesi falan yaklaşık 900 elmas civarı. Biliyorsun öyle oluyor M1 kostümleri. Tamam mı? Bu kostüm arkadaşlar. Daha sonra yeni Mayıs ayı yıldız üyeli kostümü Granger'a gelecek. Bios Oldier kostümü arkadaşlar. Bu gördüğünüz kostüm Mayıs ayı yıldız üyeli kostümü. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Lütfen videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.